23 yıl sonra yine tarih yazmak için Parken Stadyumundayız. Galatasaray bu arenaları, bu tarihleri yazmayı seven bir takım. Ve şu anda da artık ölüm kalım maçındayız. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımızdayız. Yemin ediyorum stresten konuşamıyorum bile. Son birkaç saattir yaşadığımız stresin, sıkıntının haddi hesabı yoktur. Maça da dakikalar kaldı. Ve biz de gördüğünüz kadroyla babamla, abimle ve fanatik Trabzonsporlu dayımla, kim olduğunu da tanıtayım, Tağlağan'ın babası oluyor kendisi. Dayımla birlikte bu maçı izleyeceğiz ve tepkilerimizi göreceksiniz. Ben hemen babamla başlamak istiyorum, bu maç hakkında ne düşünüyor? Valla içimde pek iyi hisler yok. Tabii umarım dediğim gibi 1-0 olsun, bizim olsun. 1-0 kazanırız diye düşünüyorum ama özellikle bu hakem olayından sonra sanki bizi ülke olarak cezalandıracaklar. Abi ne düşünüyor peki? Valla ben 2-1 kazanacağımı düşünüyorum. Hey sen ne diyorsun? Ben babana katılmıyorum. Hakem konusunda hakem İtalyan herhalde. Çok iyi bir hakem. Çok iyi bir hakem. İtalyan en iyi hakem. Orsato hakem. İyi bir hakem. Ben bir Trabzonspor taraftarı olarak inşallah Galatasaray bugün yine galip gelir. Şampiyonlar Ligi'nde de devam eder. Skorun var mı peki böyle bir? En kötü ihtimalle UEFA'yı garanti eder. Zani gönden başarılar diliyorum. Nasıl sanki bana göre beraber bitecek gibi. Yani inşallah öyle olmaz. Biz kazanırız. Yani şöyle 2-2 biter. Bayern Münih de Manchester yener. Icardi'ye güveniyoruz. Şu an görüntüde de görüyoruz. 2014 saçına döndürmüş saçını. Horoz kafa yapmış. Tüm hepimiz de saçımızı ona döndüreceğiz. Arkamızda da zaten Icardi'nin uçuşu var. Old Trafford'da uçuşu var. Onu da totem olarak koyduk. Bugün de inşallah şöyle Kamil Grabara'nın olduğu koruduğu kaleye. Trabzon'un intikamını alacağız bir de bu arada. Aa, evet. Trabzonspor. Evet. Kopenhaglılar Trabzonspor'u da yendiğinde kendileri bayağı bir şov yapmışlar. Herkese bugün cevap vereceğiz. Onların teknik direktörüne de cevap vereceğiz. Okan Buruk'a saygısız diyen teknik direktörlerine. Özellikle de o Kamil Grabara'nın olduğu kaleye Icardi golü soktuktan sonra şöyle bir zıt diye aynen arkamda da gördüğünüz atkıdaki gibi zıplamasını görmeyi çok istiyorum. Allah'ım bizlerin yanında olsun. İnşallah buradan tarih yazarak çıkarız bu akşam. Videonun beğenisini 23.000 beğeni yapalım arkadaşlar. Galibiyet gelirse 23.000 beğeni bu videoya gelsin ve tabii ki de kanalımıza abone olun ki eğer ki Şampiyonlar Ligi'nde devam edebilirsek bu kanalda bir Şampiyonlar Ligi stadyum videosu da görebilirsiniz. O yüzden de abone olmanızı bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz bunları yapanlara da ve artık maça geçiyoruz. Bu arada ben bir şey söyleyeyim. Tabii ki de. 30 milyon Galatasaray taraftarı hala 150 bini bulamadı. Bir abone olacağız. Ben Grabara. Hadi oğlum şu Grabara'ya bir tane yapıştır. Evet. Bir dakikadan. Vur direkt. Oğlum vursana. Çok abi ilk dakikada atacaktık ya. Hadi ya. Allah korudu. Atamadın ha. Allah korudu. O pas oradan nasıl geçiyor? Çok kötü. Abi ben diyorum golü oradan yiyeceğiz. Dribbling yapan topçuyu seviyorum abi. Hepsini düşürdü oyundan. Bir tek pas. Topçudan nasıl geçiyor ya? Biliyor musun? Yani her dribbling yapıp adam eksilecek adam da lazım. Yani. Adam ne toplar atıyor ya. Hadi düzgün aç. Düzgün aç. Çok aç. Vur! Oğlum şuna düşsün vurdu. Vurdu daha nasıl vuracak canım ya? İçeri çık. Yapma ya. Sevilmeye çalıştı. Vurmak için olmadı ya bence. Gol atmak için olmadı. Baksana. Yani en doğrusunu yaptı ya. Ama adamı yere doğru çarptı. Vurmuş. Tabii. Kerem'e iniyordu top ya. Haydi. Aldı. Hadi oğlum. Hadi tamam düzgün pas. Haydi oğlum. Kerem'e atar. Hadi be. Yanlış pas abi ya. Yanlış pas attı ya. Çok sert attı ya. Haydi geliyor. Geliyor. Aferin abi. Hadi. Hangi oyunda sakin olun. Tete bırakmasana. Oğlum Tete'ye bak. Tete gerçekten çok Allah kötü. Allah'tan civarı bak. Dışarıya çıkarmadı. Tete'yi çıkar hemen Barış acil. Hadi Zaha be. Hadi Zaha be. Tam istedi top. Geçer. Çok güzel yere. Aşağı kal. Vur. Sen de saçıya indir. Hadi be önüne atsana be. Ya ne basit toplar kaybediyorsun ya. Bırakma. Aferin saça be. Lan ne topçusun sen ya. Hadi. Bizde. Ver abi. Çok güzel. Ver abi. Hadi. Çevir indir. Vur. Oğlum şunu düzgün vurun ya. Devam. Ya geçmiyor kale ya. Gelme. Hadi oğlum geliyor gol. Ya ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Zaha'nın var ya bütün vurduğu şut adama çarpıyor ya. Abi çok iyi de vurmuş ya. Dayı geçse gol olabilir de. İyi oynuyoruz abi. Verin Torreira ya. Hadi Zaha. Yapacak. Hadi Zaha. La oğlum şu final bizi düzgün yap ya.
Abi ilk yarısı nerede? Yok, final sosu yapamıyor. Evet, baba ne diyorsun ilk yarı için? Çalacağız, başka yolu yok ya. Hadi inşallah. Dayı sen ne diyorsun? İlk yarıya bakarsan Galatasaray çok rahat alır. İlk yarıcı oyuna bakarsan. İnşallah. Bence de iyi oynuyoruz ama dediğim gibi tek yapmamız gereken yani şu biraz daha bir heyecanlanalım ya. Biraz daha bir hızlanalım ya. Bir tık ortada kaldık yani böyle ilk yarıda. Daha baskılı bir Galatasaray göreceğiz yani. Sence nasıl bir yarı? Vallahi şu an kazanacağız gibi geliyor yani. Oyun onu gösteriyor. İkinci yarı daha baskılı bir Galatasaray'la daha i̇nşallah. Net pozisyonlara giren bir Galatasaray izleyeceğiz. Bunları da buradan yeneceğiz abi. Hadi inşallah. Galatasaray iyi oynarsa oynasın. Salih. Ben sana ne diyeyim mi? Galatasaray gol yiyor şimdi sıkıntı kadar. Yapmayacak ki. Bu abi tehlikeli bu. Kalabalık geldiler. Kalabalık geldiler. Püh be! Offside abi. Nasıl offside ya? Şu yediğimiz gole bakar mısın ya? Helal olsun. Hocaya da helal olsun, takıma da helal olsun. Ya böyle bir şey mi var ya? Kalabalık geldiler diyorum ya. Tıkır tıkır geldi adamlar. İnşallah olsaydı. Ya bas bağırdık ya. İlk golü bizim atmamız lazım abi. Biz niye bu kadar tutuk oynuyoruz ya? Bu kadar sakin oynamamalı Galatasaray şu an her ya. Her maçta gol yiyoruz. Her maçta ilk golü yiyoruz. Görüyor musun ya? Bir tane gelmediler ya. Bir tane geldi. Burada var değil mi? Var tabii de. Offside değil mi ilk attığı top? Offside olabilir mi? İlk şu adamın geldiği yer ya. Bu da offside. Gol mü? Adam abi offside ya, bir dakika dur ya. Çok kötü gösteriyor da. Bir tane geldi görmüyoruz. Bize de böyle bir gol atmışlar. İnanılmaz bir takım. Pozisyon offside abi. Abi değilmiş ya. Değilmiş de Mert'ten sürmedi. Bitmez be, durum daha var. Daha 30 dakika yarım saatten fazla var. Peki bu gol Galatasaray'ın biraz daha hızlı oynaması gerektiğini anlamasına yardımcı olur ya. Peki bizim beraberliğe ihtiyacımız yani, varmış gibi oynuyoruz ya. Maçın başından beri oynuyoruz, gol atamıyoruz ya. Yani bir tane doğru dürüst final pasını yapalım. Ya yapamıyoruz ya. Gel burada oynuyoruz. Bayern Münih maçında öyle, Manchester maçında öyle, hepsinde öyle ya. Ya ileride çoğalamıyor aslında, yani. Pozisyona giremiyor ki. Yani burada oynar gibi görünüyor mu? Oynamıyor ki. Sen pozisyona mı girdin? 5 tane attık karşısına. Aynen oradasın ama bir şey icraat yok ya. Siktir git bak, siktir git ya. Ya bu adamı niye ya oynatıyor abi, ben anlamıyorum. İnanılmaz bu adam ya. Hadi. Kes oğlum abi. Al işte ya. Kes. Vur. Ya bir tane adam orta ya açamadılar ya. Ya açtı, açılamadı, bir tane vuran yok ya. Ya hepsini onlar bas, vurur bas, ya. Bas. Çıkarmayın oradan ya. Hadi çıkar şu tepeyi bak, Allah aşkına oyuncu değiştir ya. Bence Zaha'da da bir ya tetiği çıkar ha, al şunları ya. Abi daha hızlı, daha istekli ya. Hadi. Resa. Vur. Ha oğlum vursana. Ne yaptı? Ne yaptı bu? Bu kimdi ya? Ziyech ne yapıyor? Vursana kaleye. Bak bu geri pas ver. Hayır tekte vur. Birine çarptı lan oğlum. Bakan mı yok ya? Yok pas verdi de. Pas niye veriyorsun? Dayı çaprazdan bursa gol ya. Dayı düşürmüşler. Püh Allah belanı ya. Abi ne yapıyorsunuz ya? Salak salak iş yapmayın oğlum. Zaman önemli ya. Dakika yetmiş oldu ya. Ayarlığın da Allah belasını versin be. Hadi ya. Orada yapsak da kafamı vurabildik. Hadi. Hadi. Bak oğlum biraz hızlı kaldı. Kes Allah rızası, herkes içeride. Ya, oğlum bir tane karın gelmedi ya. Ezber ortaya yapıyor. Ya hadi ben ya. Hadi Kerem. Hadi Kerem yapacak ya. Çok güzel. Vur. La oğlum ne yapıyor ya? Oğlum bu ne yapıyor ya? Bir tane de vur ya. Kali yerden vursana güzel şunu ya. İkinci pozisyonumuz falan şu ya. Ona üzülüyorum daha çok ya. Şu takımı nasıl yenemiyoruz ya? İkinci pozisyonumuz falan da yenemiyoruz ya. Nasıl yapamıyorsun onu, dışarı çıkarma lan herkese ya. Bayern Münih de gol attı, görüyor musun dayı ya? Oğlum iyi bir şey yaptı ne ya? Gitmemiz lazım oğlum. Şu an UEFA'ya gidiyoruz. Bunlar daha da seviniyor çünkü direkt garanti çıkacak. Garanti çıkıyorlar oğlum. Beraberlikte de çıkıyorlar. Nasıl oluyor? Gene çıkıyor. Tabii beraberlikte de çıkıyorlar. Onun için sevinçler. Ama var ya yeneceğiz gibi geliyor bu uçağın. Sevinçler de bayağı. Görmüşsün daha ya. Bunlar çok kötü oynamadı ya. Görmüyor musun abi? Tamam da bu skorla en azından biz üçüncü oluyoruz ya. UEFA'ya gidiyoruz değil mi dayı böyle? Gidiyoruz. Gidiyoruz ya. Hadi abicim ya, Şampiyonlar Ligi'nden devam edeceğiz ya. Kaybedecek bir şey kalmadı. Kes bir daha. Abi hadi. Uy! Bizde. Allah! Oğlum ulan ne yapıyor lan? Korner'e çıktı. Geliyor mu gol biraz? Bastır geliyor sanki. Hadi bakalım. Öyle bir hissettim. Aferin basın oğlum, basma. Aynen.
Sağ Allah bir kartla da ölüyor ya. Ne işi var Şampiyonlar Ligi'nde ya? Allah'ım ya Rabbim. Gerçekten öyle. Ben bizim takıma sinirleniyorum. Bu maçı böyle oynamam lazım ya. Nasıl yedi ya bu golü ya? İyi top attı. Onu ya bir sik. Daha ne olsun ya? Elim 90'a gidiyor ya. Vuruyorsun abi, en azından vuruyor ya. Onu çıkardı. Ya bunları istiyorum ben sizden ya. İşte ya. Ya ilk uzaktan şutumuzu 90'da çektik be. Berabere kalırsak da mı çıkamıyoruz biz ya? Çıkamıyoruz ya. Püh be. Yeremesinler bu arada ya. Vur. Hadi oğlum atın oğlum da şu ilgilere. Oğlum sağdan vur şunu. Lan ne yavaş vuruyor, ben buradan hızlı vururum ya. Ya. Ya şu Kopenhag bir rezil edemedik ya ya. Bir de final maçın mı senin ya? En önemli maçın ya. Hayır! Vurun lan! Vurun lan! Girmiyor ya! Allah belanı. Ne oluyor ya? Allah'ım deliriyor ya. Nereden çıktı ya? Ne ballı takım lan bu? Abi yok böyle bir şey ya. Vallahi yok ya. Pozisyonu bir göster ya. Al lan Kamil Grabar'a seni ya. Var ya. Adamlardaki adam şansa bak ya. Nereden girmiyor ya? Bitti maç. Yani şu maçı bu şekilde oynamamamız lazımdı. Sadece bunu söylüyorum ben. Ne ilk Kopenhag maçındaki gibi oynadık. Ne Manchester deplasmanındaki gibi oynadık. Ne Bayern deplasmanı. Bayern deplasmanındaki gibi oynasaydı bu takım bu maçı yenerdi ya. Yani var ya gerçekten çok üzücü ya. Ya oyuncudan dolayı değil. Oyuncudan dolayı. Hepsi. Ya hepsi yararak oynuyor. Ya. Bizim boya hariç koşan adam yok ki. Daha alıyor adamın üstüne gidiyor. Tete aynı dengesiz. Ya biz final topu yapamıyorsak adam eksilten bir oyuncumuz yok. Hiçbir şey yok yani. Bu takımdan boşuna hiç umutlanmayın ya. Biz bu gruptan çıkmayı hak etmiştik ama olmadı. Vallahi ben düşünmüyorum, öyle düşünmüyorum. Nasıl düşünmüyorsun? Vallahi o kadar maçı 10 numara oynadın ya. Benim sinirlendiğim şu maçı diğerleri gibi oynamadık ya. Diğerleri gibi oynamadık ya. Galatasaray final oynayamadı. Yani bir de final maçı, ondan bahsediyorum. Final maçında bu kadar isteksiz olunmaz ya. Bu kadar uğraşsız olunmaz ya. İlk yarıda tamam birkaç şey oldu, onlar da gelemedi falan. İkinci yarıda ilk golü atacaksın ya. Ay o pozisyon nasıl çıktı ya? İnanılmaz çizgilerden falan. Şu anda yolumuza UEFA Avrupa Ligi'nden devam ediyoruz. Valla beklediğim Galatasaray değildi. Onu başta söyleyeyim. Yani son dediğim gibi maç içerisinde sen de kendin söyledin. Galatasaray yapması gerekeni 90'lı artıda yaptı. Bir kaleye şut çekti. Futbolda yenmesi zaten biraz zordu. Kopenhag hakkıyla aldı yani. Yapacak bir şey yok. Çok üzücü oldu bu ya. Bunun bonusları, primleri vesairesi de gitti. Artık yolumuza Avrupa'dan devam edeceğiz. En azından dördüncü olmaktan iyidir diyorum. Hayırlı uğurlu. Teselli olarak o da. Ama gerçekten teselli süresi benim için uzun sürecektir. Yani hala Şampiyonlar Ligi'nin olayı, rüyası benim kafamdan uzun süre silinmeyecektir yani. Yani Avrupa Ligi'ne devam edeceğiz eyvallah ama Şampiyonlar Ligi çok daha tabii iyi olurdu. Yani çok fazla da bir şey konuşamıyorum artık. Gerisini siz yorumlarda yazın. Uzun sürdü. Kopenhag yaptı. Aynen öyle. Sözleri kalırda kalır denilen takım. Evet, sürpriz Kopenhag oldu. 2-2'de görünen United, Manchester sonumuzu bitirdi bu grupta. Demek ki alkışı sadece Kopenhag hak etti. Evet. Doğru. Yani Bayern Münih maçını da seyrettim ben onların. Çok oynadılar. 90. dakikada Neuer'in 2 tane kurtarışı var. Kaledire'ye yani boş takım da değil yani. Değil abi, çok hoş oynadı. Tamam, diyorum ya. Zaten yenemiyorsan sen çıkamazsın abi yani. Kopenhag'ı yenemiyorsan. Görüyorsun az önceki yaptığım müdahaleleri gördün değil mi 90. dakikada Galatasaray'a? Mükemmel kapanıyorlar. Çok iyi basıyorlar. En çok koşan takım. Ben sadece bizim açımızdan çok üzülüyorum ya. Yoksa Kopenhag gerçekten... Üzgünüz yani. Ne diyeyim? Evet. Yani. Gerçekten artık bir... Artık bundan sonra UEFA Kupası'nda Galatasaray başarılar. Yani başarılar ben işte. Ben yönetime şunu söylüyorum. Bizim gruplarda geldiğimizde hiç ismi duyulmamış topçular var. 10 numara. Bıraksınlar isimleri. Gerçekten mücadele eden, koşan, akıllıyla top oynayan birkaç tane adam alsınlar da. Yani çok büyük paralara böyle adamlar almalarına gerek yok ya. İşleri bitmiş adamlar. Yani Icardi bile burada bak zayıf kaldı. Icardi gibi. Icardi yok, sahada yoktu ya. Icardi son. Acayip. 7 haftadır. İyi mücadele edemedik, kazanamadık. Yapacak bir şey yok. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Artık biz bir ay falan kendimize gelemeyiz.
Mayıs galiba. Ancak UEFA'da gruplar çıktığında ne diyorduk? UEFA'dan devam etsek çok iyi olur. Ama öyle bir maçlar geçti ki ben o yüzden çok üzülüyorum. O zaman UEFA'dan devam etmek isterken şunu söylüyordum. Manchester şöyle, Bayern böyle. Olur. Aynen üçüncü olur. Olursa büyük başarı gibi. Ama şu senaryoda. Ama oynanan futboldan sonra sen şurada ikinci olup çıkacaktın rahat rahat. Ve yenerdik de kötü oynadığın hiçbir maç yoktu. Bayern yani Kopenhag maçları hariç kötü oynadığı Galatasaray maçı yoktu. Her neyse. Artık yorumlar sizde dediğim gibi. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.